Sevgili dostlar, sevgili kadınlar, kız kardeşlerim. Bildiğiniz gibi seçimler yaklaşıyor. Belki içinizden seçim hiçbir şeyi değiştirmiyor diyorsunuz. Geçen seçimde umutlandık da ne oldu diyorsunuz. Yine kuru gürültüyle boş vaatlerle geçecek günler geldi diyorsunuz. İnanın sizi çok iyi anlıyorum ve itiraf edeyim bu hissi hiç de garipsemiyorum. Çünkü içinde yaşadığımız bu düzende siyaseti bir maskeli baloya çeviren bu erkek arenasında seçimler bundan başka bir şeye benzeyemez garipsemiyorum ama kabullenmiyorum da. Bir yurttaş, bir kadın olarak ülkemize ve bize sunulan bu köhne düzeni kabul etmiyorum. Etmemeliyiz, etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz çünkü bizim bu hayattan alacağımız var. Maruz kaldığımız baskının, şiddetin, tacizin, bize reva görülen cinayetlerin kader diye dayatılan eşitsizliğin karşısında dimdik durmak gibi bir inadımız var. Bu inatla sürdürdüğümüz iş yerinde ve evde, sokakta ve hayatta durmamacasına sürdürdüğümüz bir mücadele var. Neyin mücadelesi bu? Ne için mücadele ediyoruz? Değiştirmek için. Hayatı da, siyaseti de değiştirmek için mücadele. Erkeklerin kurup oynattığı bu sahte oyunu değiştirmek için mücadele. Ama değişmek bir anda ve tümden olmayabilir. Bazen değişmek bir adımla başlar. Değişmek bizden, oturduğumuz evden, yürüdüğümüz sokaktan, yaşadığımız kentten başlar. Biz de buralardan başlayacağız. Zaman zaman yerel seçimlerin kadınların sorunlarıyla ilgisi yokmuş gibi davranıyorlar. Belediyelerin görevinin altyapı tesisi ya da yol yapımı gibi şeylerden ibaret olduğunu sanıyorlar. Oysa belediyeler bizlerin de içinde yaşadığı kentlerin barınmadan sağlığa, güvenlikten dinlenmeye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü. Yani yerel seçimlerde kullanacağımız her oy aynı zamanda kentlerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde nasıl yaşayacağımızla ilgili tercihlerimizi yansıtacak. Sevgili kardeşlerim, biz kadınlar da bu kentlerde, bu ilçe ve mahallelerde yaşıyoruz. Her gün bu kentin sokaklarından, caddelerinden geçerek işimize gitmek için çırpınıyoruz. Her gün bu mahallelerin parklarında, yeşil alanlarında çocuklarımıza temiz hava aldırmaya çalışıyoruz. Her gün tacize, şiddete uğrama korkusuyla eve dönmeye uğraşıyoruz. Başımızı sokacak bir ev bulabilmek, evimizde huzur ve güven içinde uyuyabilmek, çocuklarımızı güvenebileceğimiz kreşlere emanet edebilmek için kılı kırk yarıp bir yol arıyoruz. Yani biz de bu kentlerde, ilçelerde, mahallelerde yaşıyor. Buraların her türlü sorununu ilk ve emin olun en fazla biz yaşıyoruz. Sokaklar güvenli değilse, kirada oturmak bile artık bu şehirde mümkün değilse İnsanca sosyalleşmek ve huzur içinde eğlenebilmek imkansız hale gelmişse, şiddete uğradığımızda dayanışmasını alabileceğimiz kurumlar ortada yoksa, çocuklarımızı gözümüz arkada kalmadan ve tüm kazancımızı vermeden emanet edebileceğimiz bir tane bile kreş yoksa, ev içinde bakım emeği üzerimize yıkıldığı için çalışma imkanımız yoksa, genç kadınlar kız kardeşlerim, yurt bulamadıkları için okuyamıyorlarsa LGBT'yi artılar sürekli saldırıya uğrayıp evlerinden atılıyorlarsa, bütün gün çalışıp bir de eve geldiğinde yemekle, çocukla ilgilenmek zorunda kalanlar kadınlarsa bu seçimler bizi ilgilendirir. O yüzden konu yerel seçimler olduğunda da, belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri olduğunda da muhatabı biziz. Kentlerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz hakkında konuşulacaksa muhatabı biziz. Ve şimdi kendimiz için Haklarımız ve huzurumuz için tercih yapacak, oy kullanacak olan da yine biziz. Ve sadece oy kullanmayacak kimi yerlerde belediye başkanlığı, kimi yerlerde belediye meclis üyeliği için yarışacağız. Herkesin kadınlar adına konuşup kadınlar adına kararlar verdiği bu erkek düzeninde şunun altını çize çize göstereceğiz. Biz de yönetebiliriz, hem de çok güzel yönetebiliriz. Kardeşlerim, seçim bildirgemizi yayınladık ve orada çok açık ve net bir şekilde planlarımızı anlattık. Öncelikle belediye meclisinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimini kuracağız. Hani toplumsal cinsiyet eşitliğini ağzını almaktan bile korkanlar var ya. Ha tam da onlara inat toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri olacak artık belediyelerde. Bu öncelikli şartımız. Çünkü değişimin belediyelerin kendisinden başlaması gerekiyor. Belediyelerde kadın ve LGBT'yi artı istihdamını arttıracak, taciz ve şiddet tehlikesi için denetim mekanizmaları kurulacak, regli ve doğum izinleri sağlanacak, yani kadınların belediyelerin öznesi haline gelmesini sağlayacağız. Kadınlar üretecek, ürettiklerinin karşılığını kooperatiflerle alacaklar. Kadınlar şiddete uğradıklarında danışabilecekleri avukatların, psikologların olduğu dayanışma merkezleri ve sığınma evlerine ulaşabilecekler. Her mahalleye ücretsiz kreşler açılacak ve çocuklarımız mutlulukla zaman geçirecek. Göz boyamak için açılan sonra da kapısına kilit vurulan yerler olmayacak bunlar. Çünkü kendimiz için kendi ihtiyaçlarımıza göre yapacağız tüm bunları. Erkekler bizim için yapmayacak, kadınlar yapacak. Seçime girdiğimiz her belediyede birçok kadın belediye meclis üyesi adayı göreceksiniz. Öncelikle meclis üyemiz olan kadınlar belediyelerin lütuf gibi, sadaka verir gibi hizmet anlayışına son verecekler. Her yerelde yerelin ihtiyaçlarına göre birlikte yeni çözümler üretecekler. Sizden rica ediyorum. Gidin konuşun ya adaylarımızla. Yaşadığınız yerin öznesi olarak anlatın, talep edin. Birlikte çözüm üretelim, birlikte değiştirelim, birlikte yönetelim. Bize ne söylediklerini, ne hissettirdiklerini unutalım artık. Ama şunu unutmayalım. Bu kentler, ilçeler, mahalleler bizim. Bu hayat, bu inat, bu seçim bizim ve bizim için, hepimiz için değişmek şart.